Sevgili finans ve borsa kanal takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Merkez Bankası'nın hedefi nedir, politikası, stratejisi, amacı ve hedeflediği yani sonucunda ulaşmak istediği nokta nedir? Bugün sizlerle birlikte bunu konuşacağım. Yaptığı planı yani faiz indirimini aşağı yukarı hepimiz artık biliyoruz. Peki burada amaçladığı şey istediği ulaşmaya çalıştığı şey nedir gelin birlikte isterseniz bugün bunu konuşalım ve bizler Buna göre stratejilerimizi doğru adımlar şeklinde hazırlayabiliyor olalım Öncelikle sizlere bir örnek anlatmak istiyorum bir ilkokul sınıfı düşünün sınıfın içerisinde 10 adet mor kalem var ve öğretmen sadece bir adet kırmızı kalem dağıtacaksa bu çok keyifli olur. Bu kalem kazanılmak çok istenir. Ama bir mor kalem daha vereceğini söylerse bu pek fazla önem görmez. Yani burada söylemek istediğim, anlatmak istediğim örnek içerisindeki şey bir maldan çok olursa malın değeri düşer. Maldan az olursa malın değeri artar hepimizin bildiği gibi. Şimdi gelin şu işi bir inceleyelim. Ne oldu? Bugün yine 200 bas puanlık bir faiz indirimiyle karşı karşıya kaldık. Kimse bu kadar yüksek bir düşüş beklemiyordu. Bunun sonucunda neler olabilecek, neler doğabilecek? Biz bunlara göre nasıl tepki almalıyız? Gelin sizlerle birlikte bugün bunu bunu konuşalım. Videoya başlamadan bizlere destek olmak isterseniz eğer kanala abone olup beğeni butonlarına basabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok çok teşekkür ederim size. Olaya baktığımız zaman faiz düşürmenin stratejisi ne? Sonuçta bu faizi düşüren burada bir kurulun verdiği kararda da bir aslında strateji var. Çok da kötü bir strateji sayılmaz aslında. Baktığımızda iyi de bir strateji sayıldığını göreceğiz. Nasıl? Şimdi faiz düşürülüyor. Faizin düşürülmesi demek parasal genişlemeyi sağlamak demektir. Parasal genişlemeyi sağlamak ne demek? Şu. Piyasaya para sürerseniz piyasada parasal genişleme yani geçici refah oluşur. Şimdi ilk maddemiz bunu ekrana da yazacağım bunları da faiz düşüyor parasal genişleme olunuyor. Refah artıyor gibi gözüküyor çünkü vatandaşın eline daha fazla para geçiyor artı şirketlerde de şirketlerin elindeki paralar da artıyor. Bu para artması ne demek şöyle bir absürt örnekle açıklayabilirim. Ben bugün size diyorum ki beni izleyen herkese ben 1000 lira vereceğim ve bana 10 yıl sonra 1001 lira olarak geri ödeseler yeterli diyorum. Hepimiz kabul ederiz değil mi bunu? Demek ki Faiz oranlarının düşmesi de bu kadar absürt olmasa da şu anda 100 milyara 120 milyar istiyorlarsa faizler düştüğü zaman 100 milyara 107 milyar isteyecekler. Ve hepimiz kredileri çekeceğiz. Elimizde fazla para olduğu için bir parasal genişlemeye gideceğiz. Aslında sonu çok kötü olabilen bir refah seviyesi olmuş olacak. Kısa sürelim. Peki her şey düzeldi sanılacak. Elimizde para olduğu için alım gücü artmasa da kısmi olarak alım gücü artmış gözükecek. Bakın burası çok kritik. Alım gücü artmayacak. Paranın alım gücü hatta düşecek çünkü bu kuru artmış arttırdığı için faizin azaltılması kur arttığı için alım gücü azalacak ama şöyle düşünün. Bir iPhone telefon 17 milyardan örnek veriyorum 19 milyara çıkacak ama sizin cebinizde bu azaltımdan önce 10 milyar varken şimdi krediyle 50 milyar olmuş olacak. Hiç iPhone alamazken iki iPhone olabilir seviyeye geleceksiniz Yani aslında alım gücü de artmış gibi gözükecek Bu fazla paralar telefon almayanlar için biraz daha yatırım tarafında bizler tarafında olanlar için Bu fazla paralar tabii ki borsaya enjekte edilecek ve borsaya girecek Bugünkü yükselişin nedenini şimdi az çok anlayabiliyor musunuz neden bir yükseliş geldi Faiz azaltımına rağmen neden Borsa yukarı doğru kapattı şimdi birazdan tekrar açıklayacağım Çünkü bu paraların borsaya gireceğini hepimiz biliyoruz Artık bazı şeyler göz önünde bu peki ne zamana kadar olacak ta ki ödeme gülü gelene kadar Ve dağıtılan para karşılığının olmadığı için Mor kalem örneğine dönüyor Yani dağıtılan paranın karşılığı olmadığı için Ve aynı zamanda piyasaya ne kadar fazla Türk Lirası sürerseniz O kadar fazla değeri düşer bugün ne kadar fazla altın çıkartırsan Altının değeri O oranda iner yani Bu örnekte şu şekilde söyleyeyim bir anda bütün her şeyin altına dönüştüğünü düşünürseniz Bu sefer biz altın ile tahta isteriz çünkü masa sehpa yapacağız gibi düşünebilirsiniz Çok fazla bu şekilde para dağıtıldığı zaman halk tarafına bir enflasyona yol açıyor. Yani bu da ne demek? Yine mor kalem örneği gibi. Şimdi gelin bakalım şuna. Kısa süreli baktığımız zaman yani 6 aylık bir senelik baktığımız zaman ki bu en iyi ihtimallerle bu süre zarfında iyi gözüküyor. Peki ya sonrası? İşte olay burada kopuyor. Yapılacak şeyler bu sürede İyi sanılırken yapılıyordu. Neden du dediğimi açıklayacağım. Normalden günümüze yani bundan 10 sene, 20 sene öncesiyle şu an arasındaki ne fark olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Tekrar söylüyorum. Bu iş en iyi ihtimalle 6 ay, bir sene kadar götürüyor. Parasal genişleme, refah seviyesinin artması, alım gücü iyi gibi gözüküyor ama işte aslında bu böyle değil. Bunun böyle olmadığını biliyoruz daha demin verdiğimiz örneklerden dolayı. Peki Artık neden böyleydi de şu anda diline değişti 20 sene önceki bu aynı stratejiyle ilgili. Çünkü bu strateji senelerdir kullanılabilen bir strateji. Kendine bir sene kazandırırsın. O bir sene de artık hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak kendini bir şeyler şekilde geliştirmeye çalışırsın. Hükümetler yapar, iktidarlar yapar. Artık o siyasi kısmına çok girmiyorum. Peki neden artık bu işler değişti? Çünkü artık platformlar var ve küçük yatırımcı yani halk biliyor, görüyor. Bizler yayın yapıyoruz. Elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz. Daha fazla televizyon var, daha fazla kit kitle haberleşme araçları büyüdü. YouTube'u da bir kitle haberleşme aracı sayabilirsiniz. Gazeteleri de burada Twitch'i de Instagram'ı da Telegram'ı da artık biliyor. Küçük yatırımcının hepsi biliyor ki şunu biliyor. Neyi biliyor? Faiz arttırımın tersine biraz azaltım geldiği zaman ne olacak? Hepimiz fazla kredi çekebileceğiz. Peki bu çekilen kredileri ne yapacağız? Yiyemeyeceğimize göre bu parayı borsaya yatıracağız. İşte o yüzden borsa düşmeyecek. Ben borsanın illaki bir süre sonra çıkabileceğini biliyorum. O zaman ne yapmalıyım? Borsaya bir müddet yatırım yapmalıyım diyebiliyoruz. Burada terse yatmıyor işte. Çünkü artık blöf atılmıyor. Yani bu dağıtılan paranın kura vuracağını kurun da bir müddet sonra alım gücünü ciddi derecede elimizden bu paralar çıktı ve ödeme günü geldi düşürebileceğini biliyoruz. Çünkü bu çıkan para karşılığında dağıtılan sürülen para karşılığında bir mal hizmet üretilmiyor. Yurt dışından katma değerli ürünler satışı gerçekleşmiyor. O zaman ne oluyor? Bu kadar sosyal platformların olması vesilesiyle blöf atılamıyor artık. Çünkü kartlar açık. Bundan mütevellit Borsa işte düşmedi bugün. Kartlarınız açıkken yani bütün yatırımcılar, küçük yatırımcı, büyük yatırımcı, nitelikli yatırımcı işte halkımız bu olayı bilirken faiz azaltılırsa kura vuracak, enflasyona vuracak olayını bilirken eller açıkken blöf atılmaz. O yüzden işte bu senaryolar artık işlememeye başlıyor. Tekrar başa şöyle bir özetlemem gerekirse faizin düşürülmesi demek aslında geçici olarak göz boyanması tırnak içerisinde içinde söylüyorum göz boyanması olarak alım gücünün arttığını işte refah seviyesinin arttığını her şeyin iyiye gittiğini bir anda ee, bir 1 kilo et alabilirken 10 kilo et alabilirmişçesine gözüktüğümüzü bizlere gösterecek. Ta ki bunun işte bedeli ödenene kadar o arada kazanılan zaman süreci boyunca bu diyebiliriz ki seçim ön hazırlığı olarak kullanılacak. Burada farklı görüşler var. Benim burada herhangi bir görüşüm yok. Seçim ön hazırlığı olarak kullanılacak denilebilir. Farklı stratejiler de burada üretilebilir. Yani bugün sizler aslında faiz azaltımına rağmen neden borsanın düşmediğini, küçük yatırımcının ve halkın ne kadar çok şeyin farkında olduğunu ve burada Merkez banka faiz indirmesiyle amaçladığı o göz boyaması o zaman kazanmasını nasıl olduğunu sizlere bugün anlatmış oldum. Sonuna kadar videomuzu izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olup beğeni butonlarına basarak bizlere destek olabilirsiniz. Instagram ve Telegram'da bizi desteklemeyi takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.